Gel. Sultanım. Has Odabaşı. Fahriye Sultan'ın akıbetini merak ediyorum. Karar verildi mi? Zannediyorum malumatın vardır. Hünkârımız bu meseleyi Derviş Paşa ile konuştular. Benim bir malumatım yok. Öğreniriz elbet. Bu arada desteğin için sağ ol. Varlığın bana güç verdi. Eyvallah. Şimdi sıra Şahin Giray'da. Onun da işi bitecek. Akabinde de Safiye Sultan. Safiye Sultan. Onun neler yaptığını çok iyi biliyorsun. Bizzat şahit oldun. Hünkârımızın sırtındaki en büyük hançer o. Onu söküp çıkaracağım. Belli. Belli. Yine sizin aklınızda bir fikir var, belli. Halime Sultan sürekli eski saraya gidiyor. İşbirliği içinde olduklarına eminim. Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarmak isteyebilirler. Yok. Yok yok. Buna cüret edemezler. Vaka güçleri de yetmez. Biz yine de tedbirimizi alalım da. Safiye Sultan'ın gizli bir serveti varmış. Onu bulursak eli kolu bağlanır. Gizli bir serveti mi? Siz nasıl öğrendiniz bunu? Pekala. Ben güvendiğim bir ağayı vazifelendiririm. Bakalım bir tetkik etsin durumu. Bir şeyler çıkarsa size haber veririm. Lakin siz de bir şey öğrenirseniz bana haber vereceksiniz. Boyunca böyle kor ateşler üzerinde yürüyeceksin. Sevdiğin ve seveceğin herkesin ölümüne şahit olacaksın. Bülbül'den kurtulmak istiyorsun Ali. Bülbül deyip geçmeyin. Safiye Sultan'ın eli ayağı. Her işini bizzat o hallediyor. Onu kaybederse çok şey kaybeder. Sultanım. Fahriye Sultanımız. Dün gece fenalaşmış. Hakkın rahmetine kavuşmuşlar. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Amin. İstediğin oldu. Fahriye Sultan artık yok. Sen Kösem. Masumiyet timsali. İlk defa birinin ölümüne neden oldun. Fahriye Sultan sütten çıkmış ak kaşık değildi. Günahkardı. Ölmeyi hak ediyordu. Lakin sen bir annenin evlat acısı yaşamasına neden oldun. Sen de bir annesin Kösem. Nasıl bir acı olduğunu kalbinde hissedebilirsin. Sen bir annenin ciğerini yaktın. Ben ne icap ediyorsa onu yaptım. Safiye Sultan'ın ciğeri yanacaksa ta en başında kızı hanedanı yok etmeye çalıştığında yansaydı. Size de hayret ediyorum. Fahriye Sultan şehzadeniz Mustafa'yı öldürmeye çalıştı. Lakin siz hala onu koruyorsunuz. Neden? Çünkü validesi Safiye Sultan'a ihtiyacınız var. Anne! Seni aradım. Neredeydin? Buradayım şehzade. Biz sultanlar vicdanımızı rahatlatmanın bir yolunu buluruz elbet.
Ne de olsa evlat sevgisi vicdanı köreltecek kadar büyük. Cana karşılık can. Ödeştik mi? Mutlu oldun mu? Dindi mi acın? Ferahladın mı? Huzur buldu mu kalbin? Fahriye Sultan gibi hainlerin arkasından gözyaşı dökecek değilim. Hainlerin değil belki. Lakin sevdiklerinin arkasından gözyaşı dökeceksin. Bir vakitler bana maziyi unutmamı söylemiştiniz. Adımı, adamı, ailemi, her şeyi. Zümrüt-ü Anka misali yan ve küllerinden yeniden doğ. Onu yapıyorum işte. Siz beni intikam alıyorum zannediyorsunuz. Lakin ben bana ait olanı koruyorum. Evladımı, hünkârımızı ve dahi hanedanımızı. O halde iyi dinle. Bu sana son nasihatımız. Asla evini terk etme. Asla evladını yalnız bırakma. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Buradayım. Kudretiniz yetiyorsa canım olun. Zira beni öldürmeden evladıma dokunamazsınız. Nereden nereye sultanım? Bir zamanlar buradan kurtulmak için elinizden geleni ardınıza koymadınız. Şimdi her şeyi sahiplenmişsiniz. Köprünün altından çok sular aktı. Bülbül ağa, Safiye Sultan'ın dostu benim düşmanımdır. Lakin senin yerin ayrı. İçinde hala iyilik kırıntıları olduğunu biliyorum. Son bir fırsatın daha var. Doğru yolu bulmak için bir fırsat. Doğrusunu yanlışını bilmiyorum sultanım.
Lakin öleceğimi bilsem Safiye Sultan'a ihanet etmem. Bir gün, bir yıl değil, bir ömür geçirdik birlikte. Adım, sanım ondan ayrı anılamaz. Biz Safiye Sultan ve Bülbül Ağa'yız. Sana ihanet et demiyorum ki Bülbül Ağa. Yanımda ol da demiyorum. Tek istediğim karşımda olmaman. Zira önüme çıkarsan gözünün yaşına bak. Tarifsiz bir korku. Bugün hep ertelemiştim. Şimdi gideceksin. Ne zaman döneceğin meçhul. Korkma. Zaferle döneceğim inşallah. Ve o zaman aşkımız hasretle tazelenecek. Gel. Hünkârım, Menekşe Hatun geldiler. Gelsin. Destur, Sultan Ahmet Han Hazretleri. Mustafa'm. Sincap. Ne oldu, hasta mı oldun? Neren ağrıyor? Boğazım ağrıyor abi. Çok canım yanıyor. Dünden beri pek keyfi yoktu. Üşütmüş belli ki. Ateşi bayağı çıkmış. Mühim bir şey değil sultanım. İlaç hazır ederim. Birkaç gün dinlensin kâfi. Hünkârım bağışlayın. Lakin bu şekilde sizinle sefere nasıl katılır bilemiyorum. Gideceğim ben. Bir şeyim yok. Zırh giyeceğim. Kılıcım da olacak. Mustafa'm. Evvela iyileş. Bu halde hiçbir yere götüremem seni. Ama ben sefere gitmek istiyorum. Üzülmeyin şehzadem. Ben gelirim, beraber oynarız. Siz de gelirsiniz, Mehmet'i severiz, olur mu? Bu bizim ilk uzun ayrılığımız. Ey benim sular gibi derin ve berrak kalbim. Kalbimin hükümdarı. Güneş yine doğacak. Ay güneşi kovalayacak. Çiçekler açacak yine. Lakin ben yokluğunda hiçbir çiçeğin kokusunu içime çekmeyeceğim. Ne güneş ısıtacak beni, ne de ayın ışığı parlayacak üzerimde. Evlatların ve benim için ne olur çabuk dön. Bizi kuyulara düşürme. Allah yolunu açık etsin. Zaferlerle dön. Kıymetli hazine, kalbimin sahibi.
Dualarını esirgeme üzerimde. O dualar ki benim zırhım olacak. Şehzadelerim sana emanet güzel. Osman'ı da Mehmet'ten ayırma. Onu da oğlun gibi sev ve koru. Sen ki umudumsun. Sen ki hanedanımı koruyan kanatsız meleğim. Sultan. Hünkârımız daha yeni gitti sefere. Ne mektubu? İlla vakit geçmesi mi lazım? Benim hasretim her daim baki. Soğuk bu gece. Bir şey getireyim mi üstünüze? Getir. Sultanım, buraya gelir misiniz hemen? Ne oldu? Gelin. Burada küçük bir fare deliği var. Şeytanın aklına gelmez. Resmen dairenize kulak açmışlar. Menekşe'nin neden ayağımızın altında dolandığı anlaşıldı şimdi. Bu burada kalmaz. Handan Sultanımıza haber verir. Gereğini yapsın. Hayır, haber vermeyeceğiz. Madem ne yaptığımızdan haberdar olmak istiyorlar, bırakalım olsunlar. Ne? Sahi mi? Hemen sultanımıza haber verelim. Cennet kalfa yavaş. Duyan olacak.
Eycan'ın söyledikleri doğru mu sultanım? Doğru Cennet. Beklediğimiz haber nihayet geldi. Eski saraydaki adamlarımız Safiye Sultan'ın gizli hazinesinin yerini öğrendiler. Kaybedecek tek bir an dahi yok. Derhal has odabaşına haber verin. Yanına muhafızlar alsın. Safiye Sultan her şeyini kaybedecek. Bülbül kafese girdi sultan. Derhal Zülfikar Ağa'ya haber ver. Meseleyi anlat. Haremin çıkışında beklesin. Bülbül Ağa'nın peşine düşeceğiz. Bülbül Ağa, ateşler içinde sanki. Kolay değil Asodabaşım. Onca yılın birikimi bir anda tuzla buz olacak. Hadi acele edelim. İzini kaybedersek her şey boşa gider. Hadi. Şöyle. Sultan bekleyin. İçeri. Dikkatli olun. Toplamaya şuradan başlayın arabaya. Çok vaktimiz yok, acele edin. Hadi, 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 hadi. Hasada başım. Oh, oh, oh. Maşallah, maşallah, maşallah. Alın şunları. Çıkın dışarı, çıkın. Çık dışarı. Çık, çık. Bu ne hazine böyle? Bülbül Ağa, maşallah. Karun musunuz siz mübarek? Hasada başım, göründüğü gibi değil. Müsaade edin, izah edeyim. Müsaade edin, izah edeyim. Benden sana müsaade Bülbül Ağa. Nasıl izah edeceksin çok merak ediyorum. Safiye Sultanımız bunca yıldır biriktirdiği rüşvetleri bu odada saklıyor diyebilecek misin mesela? Sultanınızın kefen parası mı bunlar? Hepsini tek tek zapta geçin. Ondan sonra da arabalar yüklenecek. Hazine-i Hümayun'a gidecek hepsi. Aylardır aradığım gizli hazineyi sayende elimle koymuş gibi buldum. Zira beni o deliğin arkasından bir bülbülün dinlediğini biliyordum. Neyse cezam, çekmeye razıyım. Buyurun. Safiye Sultan'a mahcup olman kafi bir ceza. Şimdi git söyle, hazinesine el koydum.
Girin içeri siz de. Toplayın, ne var ne yok toplayın. Zapta geçen hepsini dışarı çıkar. Hadi. Acele, acele. Derhal eski saraya çek, çabuk. Çabuk, çabuk. Yavaş. Bu sana son nasihatimiz. Asla evini terk etme. Asla evladını yalnız bırakma. Zülfikar Ağa. Saraya dönmek istiyorum. Ben size sarayda kalın dedim, lakin siz yine de geldiniz. Şimdi hava kararmak üzere. Ben siz gitmenize müsaade edemem sultanım. O halde söyleyin, acele etsinler. Ediyorlar, ediyorlar. Hayırdır ağalar? Gece vakti harem kapısında ne işiniz var sizin? İşittiğimize göre hünkârımız giderken şehzademizin canına kıymış. Yok öyle bir şey ağalar. O vakit kendi gözlerimizle görmek isteriz. Ocağınıza dönün ağalar. Bu işin sonu kötü olur. Şehzademizi almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Daha hızlı, bir an evvel sarayda olmak istiyorum. Yetişin ağalar, baskın var. Valide sultanımıza haber verin. Yetiştik ağam, yetiştik. Siz avluya geçin, diğer bostancılarla meşgul olun. Siz de benimle gelin hemen. Ama yarabbim, baskınlar. Sultanım. Siz de gidip diğerlerini içeriye alın. Sen Hatun, kim bastı? Enderun ağaları sultanım. Silahlanmışlar. İçeri girdiler. Allah'ım. Allah'ım. Mehmet'im sen koru yarabbi. Mahfuze'yi bulun çabuk. Osman'ı mı getirsin bana? Yapmam. Yapma. Kaçın Hatunlar. Ah!
Bu gürültü ne anne, ne oluyor? Aman diyeyim Mustafa'm, uzak dur kapıdan. Korkma şehzadem, senin için geldiler. Yarın sabah tahta çıkacaksın. Bundan böyle herkes senden korkacak. Hep bugünü beklemiştik. Mustafa'mızı getir Bülbül. Ve söyle. Halime Sultan'ın işini bitirsinler. Ayağımıza dolansın istemeyiz. Emredersiniz Sultan. Halime Sultanım, şehzademizi almaya geldik. Sultanım, Sultanım ben Bülbül'e. Vakit geldi. Aç kapıyı Menekşe. Bizi bekleyen istikbal geldi. Bostancıları bul. Ne olduğunu öğren. Hadi. Ocağa gidin. Ağlama haber verin. Zülfikar Ağa ne olmuş burada? Siz arabada kalın sultanım. Oğlum içeride.